İyi günler sevgili spor severler. Sizlerle bir Trabzon maçı öncesi beraberiz. Ve bu yayını sizlere Korkmazlar Ota'dan gerçekleştiriyoruz. İbrahim Korkmaz, Ertan ve Serkan Korkmaz kardeşlerle beraberiz. Sizlerin her zaman yanında olan kiralama ve alım satımda bir numara Korkmazlar Ota'dan sizlere bu yayını gerçekleştiriyorum. Evet sevgili spor severler, yarın akşam saat 20'de Yılkor Samsun Spor Karagümrük galibiyetinden sonra acaba bir şeyler olur mu Trabzon'da diyerek ben de Marcus Kristol'a sormuştum. Trabzon'a bir sürprizim var mı sevgili hocam diye. Marcus Kristol düşünüyorum Trabzon maçına en iyi şekilde hazırlanacağız ve Trabzon'dan en kötü şartlarda yenemesek de yenilmeden bir puanla döneceğini ifade etti. Evet, bir puan Samsun Spor için altın değerinde olur. Çünkü sevgili spor severler, 10 takımda düşme hattının üzerinde sürüklenip gidiyor. Biz ligin çok kötü başlamıştık ve ligin en altına, dibine demir atmıştık. Ama Kristol'un gelmesinden sonrası, Marcus Kristol'un gelmesinden sonra Yılkor Samsun Spor toparlanma yaptı. Ve bir puanla teslim aldığı takıma 17 puan toplayarak büyük bir çıkış yakaladı Alman teknik direktör. Evet sevgili spor severler, sizler adına Nuri Hasan tesislerinde idmanları takip ettik. Kimler ne yapacak, nasıl olacak onun şeyini yapıyoruz. Sevgili spor severler, biliyorsunuz şöyle bir söylemek gerekirse Yılkor Samsun Spor'da Haluk Mustafa Tan büyük bir hava yakaladı. 17 yaşındaki Haluk Mustafa Tan'ı ben buradan kutluyorum. Ve Tayland Antalyalı'dan da çok şey bekliyoruz. Bir şeyler yapması lazım. Mutlaka Trabzon'da iyi futbol oynaması lazım. Satka, Soner Gönül, Jetsen ve Dimata, Emre Kılıç, sevgili spor severler tahmin ediyorum. Bu maç çok önemli geçecek ve Samsun Spor mutlaka ve mutlaka Trabzon'dan puan veya puanlarla dönerek puanını yukarıya çekecek ve böylece de sevgili spor severler söylediğim gibi iyi bir konum yakalamış olacak. Sizlere bu yayını Korkmazlar Oto'dan gerçekleştiriyoruz. Korkmazlar Oto, İbrahim Korkmaz, Serkan ve Ertan Korkmaz kardeşlerin hem kiralama hem de oto alım satımda bir numara sattı ve satıyor sevgili spor severler. Korkmazlardan sizlere merhaba dedikten sonra Çarşamba Spor hiç iyi gitmiyor sevgili spor severler. Efsane Çarşamba Spor kendi evinde 5-0 mağlubiyetten sonra Ünye deplasmanında da aldığı 1-0 mağlubiyetle 20 puanla artık ligin ortalarına doğru sürüklenmeye devam ediyor. Efsaneye yakışmıyor. Tabii bu arada Çarşamba Belediye Başkanımız Halit Doğan'ı da kutlamadan geçemeyeceğim. Çarşamba Belediye Başkanımız Halit Doğan Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne aday gösterildi, layık görüldü. Kendisine bu konuda başarılar diliyorum. Halit Doğan iyi şeyler yapacağını, Samsun'u daha ileriye taşıyacağını tahmin ediyorum ve başarılar diliyorum. Evet, Halit Doğan'a başarılar dedikten sonra Samsun Spor'un kendi evinde ilk maçı Sivas Spor'la olacak. Bu maçı mutlaka ve mutlaka 3 puanla kapatması gerektiğine inanıyorum sevgili spor severler. Çünkü ikinci yarıya iyi başlamamız gerektiğine inanıyorum. İçeride biliyorsunuz Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon bizim rakiplerimiz değil. Biz ancak ve ancak rakiplerimizi yendiğimiz takdirde kümede kalabiliriz. Tahminlerime göre iyi bir çıkış yakaladık. Samspor inanıyorum 55 senelik tecrübe dayanarak Marcus Kisol da dedi 55 senedir Samspor'da muhabirlik yapan ve spor yazarı olan kardeşim tecrübe dedi benim için. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Yüce taraftarlar, muhteşem taraftarlar. Yine Trabzon'da da esecekler. Yalnız siyah giyelim diye bir bildiri atmışlar. Sebebini anlayamadım. 20 Ocak.
20 Ocak dolayısıyla herkes siyah giyecek. 20 Ocak'ta Samspor'un yapmış olduğu kaza neticesinde herkes simsiyah olarak Trabzon tribünlerinde yerini alacak ve takımlarına büyük destek verecekler. Yılbor Samspor'un cefakar ve vefakar taraftarlarına buradan teşekkür ediyorum. Gerçekten takımlarına büyük destek veriyorlar ve hiç yalnız bırakmıyorlar. Bütün deplasmanlara gidiyorlar. Onun için kendilerini tebrik ediyorum. Tabii bu arada 10 Ocak bugün sevgili sporseverler, çalışan gazeteciler günü, yani bizlerin günü. Çalışan gazeteci meslektaşlarıma 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü de ayrıca kutlamak istiyorum. Zor meslekteyiz. Gazetecilik ağır meslek. Çalışmak lazım, becermek lazım, yalan haber yapmamak lazım, doğruları savunmak lazım. Bunu buradan belirtiyorum sevgili sporseverler. Evet sevgili sporseverler, sizlere Trabzon maçı öncesi bir kısa beraber olmak istedim. Kırmızı beyazı da yakama astım. İnşallah yarın akşam yüzümüz gülecek. En kötü şartlarda yenemesen de yenilme diyorum. Bir puan bizi uçurur diyorum. 18 puanı 19 yaparsak alacağımız Sivas Spor galibiyetiyle sevgili sporcularla puanımızı 20'lerin üzerine fırlatıp kümede kalmayı garantileyeceğimizi tahmin ediyorum. Bu sene kalırsak biliyorsunuz Cas'ın bize yapmış olduğu azizlikten sonra transfer tahtamızın iki dönem kapalı olmasından dolayı Samspor transfer yapamıyor ama altyapıdaki genç oyuncularımızın da fırsat doğdu diyorum. Aynı söylediğim gibi sevgili Haluk Mustafa Tan gibi diğer çocuklar da fevkalade işler yapıyorlar. Enes Almak biliyorsunuz yeni altyapının çocukları. Altyapıdan bir şeyler çıksın istiyorum. Celil Serkanlar, Cenkler'den sonra hiç altyapıdan futbolcu çıkmadı diyorum sevgili sporcularlar. Çıkacağını tahmin ediyorum. Ben bu yayını sizlere Korkmazlar Otomobil'den gerçekleştirdim. Ben buradan bana bu fırsatı veren Korkmazlar Otomobil, İbrahim Korkmaz, Ertan ve Serkan Korkmaz kardeşlere saygı ve selamlarımı iletiyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bana bu imkanı sağladıkları için Korkmazlar Oto'da herkese uygun kiralama ve sattı satacak otolar mevcut. Uğrayın diyorum. Fiyatlar uygun. Sizin de bir arabanız olsun dedikten sonra size veda etmek istiyorum sevgili sporseverler. Can iddialarından eser sen Türker, güzel şehrimin yürekli taraftarları. Sizlere buradan Korkmazlar Otu'dan sevgi ve selamları sunarak hoşça kalın, dostça kalın ama Korkmazlar Otu'da beraber kalın. Hoşça kalın, dostça kalın.